Sen çok kararlıydın. Buyraz için yaptım bunu Ayşegül. Buyraz için yaptım bunu. Kendi bebeğini öldürmelerine müsaade ettin. Bu kadar sevilmek nasıl bir şey hep merak ettim. Beni de sev be Ayşegül. Beni de sev. Nereye gider bu kız ya? Nereye gider bu kız? Nereye kaybolur ya? Ayşegül'den bir haber var mı? Gel. Yok, kapalı telefona ulaşılamıyor ki. Sema, bulmamız lazım Ayşegül'ü. Çıkacak elbette. Yurt dışına falan gitmiş olmasın bu? O halde. Daha neler. Bak nerede olduğunu bilmiyorum ama hastaneden kiminle çıktığını biliyorum. Kim? Kimle çıkmış? Neşet'le. Hastanenin kamera kayıtlarına baktım. Neşet? Neşet'le çıkmak ne demek ya? Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Nasıl? Ağrısız devam mı? Yok, bugün daha iyiyim, sağ olun. Günaydın Ayşegül. Günaydın. Nasılsın bakalım bugün? İyiyim. Kahvaltılık bir şeyler aldım. Verin, ben hazırlarım. Nasılsın bakalım? İyi uyudun mu? Evet, çok güzel burası. Sessiz, sakin. Uzaklaşmak iyi geldi. Öyledir. Yalnız biraz merak etmiştir seni. Etsin. Hep ben onu merak ediyordum. Biraz da o beni merak etsin. Sen bir şey söylemedin değil mi? Güven bana. Oldu o zaman. Benim şimdi çıkmam lazım. Bir şey ister misin dışarıdan? Yok, sağ ol. Tamam. Hadi yat, dinlen biraz. Neşet'e bak sen ya. Yani elbette mantıklı bir açıklaması vardır canım. Öğreneceğiz zaten, öğreneceğiz. Ha, pardon bu arada, sen hoş geldin. Zaten sen niye geldin Sema? 50 kere aradım, açmayınca merak ettim. Ümran da evde olduğunu söyleyince öyle kalktım geldim, bir bakmak istedim. Eyvallah. Neşet arıyor. Alo. Kardeşim nasılsın? İyi, sen? İyi ben de. Acil konuşmamız lazım. Ne hakkında? Ayşegül. Sana bir adres göndereceğim. Acil buraya gel. İyi, tamam. Mutlaka gel ama, bekliyorum. Tamam dedik ya. Sema, benim çıkmam lazım. Ha bu arada, dün gece birisi Sadrettin'i öldürüp suçu benim üstüme yıkmaya kalktı. Ne? Duydun işte. Bu gölge hala gayet iyi çalışıyor Sema. Uyanık olmamız lazım. Ama önce Ayşegül'ü bulmamız lazım. Niye daha önce söylemedin ki bunu bana? Ya ne bileyim, ben de kafamı kaldı. Unutmuşum işte. Görüşürüz o zaman. Haber verirsin. Niye burada buluştuk? Takip et beni. Sana göstermek istediğim bir şey var.
Ayşegül. Hastaneden kaçıyordu. Allah'tan ben yetiştim. Hastaneden değil. Benden kaçıyordu. Söz vermiştim ona. Asla yerini söylemeyecektim. Ama kıyamadım işte. Dayanamadım. Biliyordum merak ediyorsun onu. Dur. Dur, bekle. Şimdi gidersen yine kaçacak. Bu sefer nerede olduğunu da bilemezsin. Öyle düşün. Hala sana çok kızgın. Asla benim bir daha yüzümü göremeyecek dedi. Onu bir daha görmek istemiyorum diyor. Ayşegül, ben siz ne yapıyorsun orada? Baksana. Ne kadar da özürlü. Artık benim olmadığım her yerde huzurlu. Bensiz o cennette. Ama ben onsuz cehennemin en dibindeyim. Öyle deme. Öyle konuşma, öyle konuşma lütfen. Düzelir zamanla ya. Sen sakin ol. Sadece ona biraz zaman tanı. Zaman mı? Ne kadar zaman? Ne kadar? Bir hafta. Belki bir ay. Ya biz burada saniyeleri sayıyoruz. Sen haftalar diyorsun, aylar diyorsun ya. Tamam. Peki git hadi. Buyur git istersen. Hadi. Bırakalım. Bırakalım. Huzurunun tadını çıkarsın. Bırakalım. Ayşegül, albayım. Hayatın diğer adı. İşte bıraktı gitti beni. Haksız mı evladım? Haksız albayım, haksız. Hiç kimse terk edip gitmemeli beni. Kimsenin böyle bir hakkı olmamalı. Ne kadar huzurluydu. Kendi gözlerinle gördün evladım. Gözüm kör olsaydı da görmeseydim be albayım. Ayşegül Umman 30 yaşlarında bensiz ve huzurlu. Tarih kitaplarında kara bir leke olarak geçsin bugün albayım. Bir gün olsa da huzurlu kılsaydın kızımızı, bu böyle olmazdı evladım. Olurdu albayım, olurdu. Dünyanın bütün huzurunu paket yapıp getirseydim yine kabahatli ben olurdum albayım. Hiç tanımadın mı sen beni? Tanımadım evladım. Tanımadın albayım. Tanımadın. Senin yüzünden, senin yüzünden haritalarda nokta büyüklüğünde bayrağı belirsiz, başkenti tanımsız, tanınmayı bekleyen küçük bir Afrika ülkesi gibi kala kaldım burada ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.